Yayın TV'ye hoş geldiniz. Bugün 11 Eylül 2012 Salı, günün gazete manşetleriyle karşınızdayız. Foto maçın haberi şöyle: Fener'de büyük isyan. Ünal Aysal'ın Alex'le ilgili sözleri de endişeleri arttırdı. Taraftardan yönetime gözdağı. Alex'in adının Galatasaray'la anılmaya başlanması camiada infiale neden oldu. Taraftarlar yönetimi, eğer kaptanımızı Galatasaray'a kaptırırsanız sizi asla affetmeyiz mesajları yağdırıyor. Evet, Burak, Terim bir diktatör. Devler Ligi'nin resmi programı Şampiyonlar Ligi Fatih Terim'i mercek altına aldı. Terim hakkında o Türk futbolu tarihinin efsanevi isimlerinden biri. O gerçek bir imparator. Övgüleriyle başlayan röportajda tecrübeli çalıştırıcı, oyunun her bölümünde attığını düşünen, izleyenin ve oynayanın zevk aldığı bir futbol benim önde gelen düşüncemdir dedi. Programda Burak Yılmaz da Terim için son derece diktatör ve sert, bence de böyle olmalı ifadesini kullandı. Evet, Kuarizma'nın kader günü. Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Kuarizma konusu bugün çözülebilir. Daha önce Kuarizma'yı kesinlikle istemediğini söyleyen, ancak teknik direktör Aybaba'nın son açıklamasında yumuşama sinyali vermesi taraftarı umutlandırdı. Evet, bu kez Avcı, biziz milli takımımız Estonya'yı ağırlıyor. Ay Yıldızlı ekibi 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubundaki ikinci maçında bu gece İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Hollanda'ya 2-0 mağlup olan Abdullah Avcı yönetimindeki millilerimiz Estonya karşısında ilk galibiyetini elde etmeye kararlı. D grubundaki diğer maçlarda ise Romanya ile, Andorra ve Macaristan ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Evet, maç saat 21'de ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak. Hakem Marsiya Benski. Evet. Alex mutlaka kazanılmalı. Bir diğer haber: Kocaman'ın en yakın arkadaşı Oğuz Çetin de bu tartışmada Alex'in tarafını tutuyor. Biraz daha esnek olunmalı ifadelerini kullanmış. Evet, Alex hayranlarının Ocak'ta gidiyor musun sorusuna cevap bile vermedi. Gitmem demedi. Heykelden haberim yok diyerek başka bir polemik konusu yaratan Sambacı, Galatasaray'a gideceği iddiasını çok komik diye yorumladı. Evet, Kocaman ile birlikte asla. Alex, Aykut Kocaman'ın yardımcısı olur musun sorusuna sinirlendi. Fenerbahçe'ye toz kondurmayan Alex, Aykut Kocaman konusunda ise hiç geri adım atmıyor. Bir taraftarın Aykut Kocaman'ın yardımcılığını teklif edilmesini ister misiniz sorusuna anında istemiyorum cevabı verdi. Evet, son karar Perşembe, 9 Eylül Pazar günü son anda yayına çıkmaktan vazgeçen Aziz Yıldırım Perşembe günü %100 futbola konuk olacak. Yıldırım'ın avukatlarının şike davası devam ettiği için süreci etkiler diyerek canlı yayına çıkmasını engelledi konuşuldu. Bir aksilik olmazsa Aziz Yıldırım 13 Eylül'de ekrana çıkacak. Evet, bir diğer haber: kayıt ne zaman nerede olması gerektiğini bildiğini söyledi. Golcüyüm doğuştan demiş. Gollerim kolay görünür ama zor olan orada olmak ifadelerini kullanmış. Evet, 75'ten sonra açılırım diye devam ediyor haber. Söyle bana en dayanıklı kim? Fenerbahçe oyuncuları dün sabah idmanında yo-yo testinden geçti. Futbolcuların bu test ile dayanıklı kapasiteleri ölçüldü. Sabah idmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Milli oyuncular ve sakatlıkların katılmadığı çalışmada iki grup halinde 5'e 2 top, kapma ve pas idmanı yapıldı. Evet, bir diğer haber: Crew 7 bilmecesi, Aybaba yeşil ışık yaktı, Rusya iddiası kafa karıştırdı. Portekiz'den dönünce ne olacağı hala belirsiz. Taraftarın bir bölümünün takımda görmek istediği yıldız oyuncunun bugün teknik direktör Samet Aybaba ile bir araya gelmesi ve rotasını netleştirmesi bekleniyor. Evet, Mark Gregor tepkisi: İskoç kalecinin sakatlığı kızdırdı. Milli maçta sakatlanan Mark Gregor'ın tedavi olması gerekirken antrenmana alındığı ortaya çıkınca Beşiktaş'ta sinirler yine gerildi. Evet, bir diğer haber: zamanı gelince oynar. Avcı, Selçuk İnan neden yok tartışmalarına bu cevabı verdi. A milli takımın hocası Selçuk çok değerli bir isim dedi ve ekledi. Hunteliar ve Kayt da oynamadı. Gelecek adına sabır gerekli dedi. Evet.
Bir diğer haber. Hedefim en az 30 gol. Ejanko'dan Avusturya basınına çarpıcı açıklamalar. Yeter ki istediğim pasları alabileyim. Trabzon'da eski parlak günlerine döneceğim demiş. Salzburg'daki sezonda tam 39 gol atarak kariyer rekorunu kıran Janko, Trabzon'daki hedefini de yüksek koydu. En az 30 gol. Evet. Bir diğer haber. Başkan kim? Kıran Galatasaray'ın gizli başkanı Ali Dürüst gibi dedi. Ünal Aysel rahatsız, kimseye güveni yok demiş. 1-2-3 numarada sıkıntı var, yönetim başarısız. Aysel ve yönetiminin Terim'in arkasına sığındığını belirten Kıran, Terim her şeyi kurtarıyor, sözler tutulmadı, istifaların arkası gelir diye konuştu. Evet, divan sert geçecek. Eylül ayı divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Açıklanan bir günde yok. Ancak toplantı yönetim kurulunda istifa eden Mete Başol ile kavgalı oldukları belirtilen yöneticilerin durumlarını tartışacağı öğrenildi. Başkan Ünal Aysal'a sert eleştiriler bekleniyor. Evet. Tuncay idmanlarda döktürüyor. Şanlı dönüş, Bursa Spor'un flaş transferi, futbolu ve attığı gollerle teknik heyetin yüzünü güldürdü, taraftarı coşturdu. Evet, bir diğer haber, UEFA Fatih Terim'i işte böyle lanse etti. İmparator Şampiyonlar Ligi magazini Terim'le röportajını o Türk futbol tarihinin efsanelerinden Fatih Terim o gerçek bir imparator övgüleriyle sundu. Evet. Baros'a forma yok. Bonservisi bedelsiz verilmesine rağmen gitmek için 2 milyon euro isteyen Çek Yıldız ne pahasına olursa olsun oynatmayacak. Evet, şike teklifi aldım. Bir başka haberde Galatasaray'ın eski kalecisi Richard Kingston 2006 Dünya Kupası'nda şike teklifi aldığını açıkladı. Ganalı Çek maçı öncesi bir Ganalı beni yenilmem karşılığında 300 bin dolar teklif eden bir gruba yönlendirdi. Eşimin telkiniyle öneriyi reddettim demiş. Evet. Günün gazete manşetleri bugünü bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.